Sun TV Haber Merkezi'nce hazırlanan yurt ve kent gündeminden oluşan ajandayla karşınızdayız. Andımızın ve devlet madalyaları üzerindeki Atatürk abartmasının kaldırılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor değerli izleyenler. İyi Parti grup toplantısı da andımızın okunmasıyla başladı ve Genel Başkan Meral Akşener'in konuşmasıyla devam etti. Günaydın arkadaşlar. Türk'üm. Doğruyum. Çalışkanım. İlkem. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. Milletimi. Özümden çok sevmektir. Ülküm. Yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu ülkede andımızı yasaklayanlar oldu. Andımız kahraman atalarımızın aziz hatırasında, Atatürk'ümüzün mirasındadır. O nedenle andımıza el uzatmaya cüret edenlere inat bir kez daha. Ne mutlu Türk'üm diyene. Nitekim son günlerde 2013 yılında diplomatik ilişkilerin kesildiği Mısır konusunda bazı açıklama ve girişimler var. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Mısır'a niye küstü? Şimdi niye barışıyor? Aziz milletim, Sayın Erdoğan'ın Mısır için, Gazze için yaptığı aslında nedir biliyor musunuz? Oralarda yaşanan acıları iç siyasete malzeme yapıp kullanmaktır. Bakıyorlar ki iktidarı korumak için bazı adımlar atmaları lazım. Hemen ortaya yeni bir paket, yeni bir plan sürüyorlar. Bunun son örneği olarak Sayın Erdoğan geçen hafta ekonomide reform paketini açıkladı. Beklenenin aksine açıklama sırasında hem döviz kuru hem de faizler arttı. Kulakları çınlasın, damat bakan da bakanlığı döneminde bol bol paket açıklardı. Onun da açıkladığı her pakette döviz kuru ve faizler artardı. Demek ki bu durum bir aile geleneğiymiş. Bak şimdiden uyarıyorum. Damadın da hemen her ay yeni bir paket açıklıyordu. Sonunda paket oldu. Bak Şanlıurfalı bir çiftçi kardeşimin sözleri. Damat bakanın ruh ikizi. Tarım Bakanı için adeta ders niteliğinde. Ne diyor biliyor musun? Buralar çok verimli topraklar. GAP projesinin %48'i tamamlandı ama %52'si kaldı. İstanbul'a kanal açacaklarına buralarda sulama kanalı yapsınlar. Yağmurlama sistemiyle sulama için bize destek olsunlar. Eksik olan ise yalnızca bir paket. Bugüne kadar açıkladığın en iyi ve en etkili paket damadını paketlemendi. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Biz geleceğiz ve bu zulme son vereceğiz. Kanal İstanbul çılgınlığını çöpe atıp o parayla GAP'ı yağmurlama sistemiyle donatacağız. Tam da bu yüzden hazırlamakta olduğumuz Ulusal Tarım Master Planı'nı bölgesel kalkınmanın olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Bu ülke o kadar zengin ki buna bir seçim kadar yakınız. Artık tünelin ucu görünüyor. Ve değerli dava arkadaşlarım, millet bizi çağırıyor. Çocuk yaşta kalbimize yazdığımız andın gereği olarak bir büyük mücadele veriyoruz. Bu kutlu mücadelede Allah yar ve yardımcımız olsun.
Ve Mersin'e dönüyoruz. 17 Mart 1923'te Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı törende sadece çelenk sunumu gerçekleştirildi. 17 Mart 1923'te Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı törende sadece çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'le askerler ve gaziler katıldı. Törende Vali Su, Tuamiral Gedik ve Başkan Seçer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Şehirlerimizdeki tabela kirliliği hemen hemen hepimizin yakındığı bir konu. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde tabela kirliliğini sona erdirmek amacıyla yürüttüğü bazı çalışmaları hızlandırma kararı aldı. Uzun süredir konu hakkında çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, esnafın görüş ve önerilerini de dikkate alarak bir yol haritası hazırladığını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde tabela kirliliğini sona erdirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları hızlandırıyor. Uzun süredir konu hakkında çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, esnafın görüş ve önerilerini de dikkate alarak bir yol haritası hazırladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçtiğimiz günlerde Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer'i ziyaret etti. Ziyarette tabela ve bez afişlere standart getirilmesi için meclis kararıyla tek tip tabelaya geçilmesi ve kaldırım işgallerinin önlenmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersin'de tabela kirliliğini sona erdirmek için çalışmaları başlattıklarını açıklamıştı. Mart ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Mersin'de tabela kirliliğini sona erdirmek için ilgili oda başkanlarıyla esnafın da görüş ve önerilerini aldıklarını söylemişti. Tabela ya da farklı reklam mecralarıyla ilgili konularda yetkili olan kurum Mersin Büyükşehir Belediyesi'dir. Muazzam bir tabela kirliliği var. Muazzam bir tabela kirliliği var. Biz bu çalışmayı yaklaşık bir yıl gibi bir süre önce başladık. Hatta bir yıldan daha önceki bir süreçte başladık. ESOP Başkanı, MTSO Başkanı, ben bir araya geldik. Bu konuda onların da görüşlerini aldım. Ve öncelikli olarak esnaflarımızla toplantı yaparak, onları da bu konuya hazırlayarak, onları da aydınlatarak artık Mersin'de tabela kirliliğini ortadan kaldırmak için bir çalışma başlatalım dedik. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın bir yıldır sürdürdüğü mahalle mutfakları hizmetiyle dezavantajlı mahallelerdeki yurttaşlara 3 çeşit yemek 3 TL'den ulaştırılmaya devam ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın bir yıldır sürdürdüğü mahalle mutfakları hizmetiyle dezavantajlı mahallelerdeki yurttaşlara 3 çeşit yemek 3 liradan ulaştırılıyor. Kapsamı her geçen gün genişleyen hizmet en son biri sabit 13'ü mobil olmak üzere toplam 14 noktaya ulaşmıştı. Mobil mahalle mutfaklarıyla verilen hizmet 11 noktada yerini mahalle mutfak büfelerine bıraktı. Tarsus ve kent merkezine yeni açılan 3 noktayla birlikte mahalle mutfak noktalarının sayısı toplam olarak 17'ye yükseldi. Mahalle mutfakları hizmeti önceki yılın Mart ayında Toroslar ilçesi Hakkent mahallesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki sabit noktada başlamıştı. İlerleyen süreçte bu hizmet araçlar vasıtasıyla 13 noktaya daha ulaştırıldı. Büyükşehir mobil olarak hizmet verilen 11 noktaya mahalle mutfak büfelerini yerleştirdi. Aşhanede hijyenik koşullarda yapılan yemekler tek kullanımlık kaplara konularak önce mahalle mutfak büfelerine getiriliyor, oradan da yurttaşlara ulaştırılıyor.
Ve Akdeniz ilçesindeyiz. Akdeniz Belediyesi'nin lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan Akdenizli öğrencilere desteği artarak devam ediyor. Üniversiteye hazırlanan 3000 gencin ardından liselere geçiş sınavına hazırlanan 4500 öğrenciye de ücretsiz hazırlık seti dağıtıldı. Akdeniz Belediyesi'nin lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan Akdenizli öğrencilere desteği artarak devam ediyor. Üniversiteye hazırlanan 3000 gencin ardından liselere giriş sınavına hazırlanan 4500 öğrenciye de ücretsiz hazırlık seti dağıtıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçe sınırlarında yaşayıp liselere geçiş sistemi sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık devam seti hediye edildi. Çözerken öğreten, yeni tarz, yeni nesil üst düzey mantık ve muhakeme sorularından oluşan ve içerisinde 8 sözel, 8 sayısal olmak üzere toplam 16 deneme sınavı bulunan LGS'ye hazırlık setini Akdeniz'de ikamet eden 8. sınıf öğrencisi 4500 çocuğa ulaştırdı. Deva Partisi Mersin İl Başkanı Cenk Çimenoğlu ve Yenişehir İlçe Başkanı Hediye Koçoğlu Dalgıç'la yönetim kurulu üyeleri kanser hastası olan tümörü hızla ilerleyen 5 yaşındaki Toprak Sami Sırım için düzenlenen kök hücre bağış kampanyası için seferber oldular. Deva Partisi Mersin İl Başkanı Cenk Cimenoğlu ve Yenişehir İlçe Başkanı Hediye Koçoğlu Dalgıç'la yönetim kurulu üyeleri, kanser hastası olan tümörü hızla ilerleyen 5 yaşındaki Toprak Sami Sırım için düzenlenen kök hücre bağış kampanyası için seferber oldu. Deva Partililer minik Toprak ve tüm kanser hastaları için Forum Alışveriş Merkezi önündeki Kızılay'ın gezici servisinde kök hücre bağışında bulundu. Cenk Çimenoğlu, ona destek olmak, ona yardımcı olmak için bir araya geldik. Bu yüzden herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum dedi. Toprak çocuğumuz bizim Mersin'imizin yetiştirdiği iki değerli kardeşimizin evladı. Ona destek olmak, ona yardımcı olmak için hep birlikte bir araya geldik. Hem il başkanımız hem Yenişehir ilçe başkanımız ve değerli yöneticileri olarak kök hücre bağışı için buradayız. Kök hücre bağışı kan bağışı gibi değil. Ben onun için bütün ülkemizi kök hücre bağışı konusunda destek olmaya çağırıyorum. Kök hücre bağışıyla birçok insanın hayatına yeni umutlar, yeni ufuklar açabiliriz. Bu yüzden herkesi duyarlı olmaya davet ediyor. Bütün arkadaşlarıma verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Deva Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Hediye Koçoğlu Dalgıç ise Toprak Bebeğimize kök hücre bağışı için kampanya başlattık. Destek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Toprak Bebeğimize kök hücre bağışı yapmak üzere bir kampanya başlattık. Umarım Toprak ve Toprak gibi bu kök hücre ihtiyacı olan tüm hastalarımızın birine bile deva olsak bizim için çok büyük bir sevinç olacak. Katılan tüm arkadaşlarıma, destek veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve Adana'dayız. Adana iki gencini ağlıyor. Adana'da iddiaya göre evlenmek isteyen iki genç aileleri izin vermeyince 4 katlı müstakil evin damından el ele tutuşarak aşağı atladı. Gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Adana'da iddiaya göre evlenmek isteyen iki genç aileleri izin vermeyince 4 katlı müstakil evin damından el ele tutuşarak aşağı atladı. Gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olay Yüreğir ilçesine bağlı Yeşil Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki genç el ele tutuşup 4 katlı müstakil evin damından aşağı atladı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençleri Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Antalya'da 4 gündür kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Ramazan Özkan'ın son görüldüğü yerde arkadaşları tarafından bulunan kulaklık ve ayakkabı umut oldu. Antalya'da 4 gündür kayıp olarak aranan Ramazan Özkan'ın son görüldüğü yerde arkadaşları tarafından bulunan kulaklık ve ayakkabı umut oldu. Düden Parkı civarında falezlerde bulunan kulaklığının ardından sahil güvenlik ekipleri denizden yaptığı aramada kayalıklarda bulunan bir ayakkabının da Ramazan Özkan'a ait olduğunu tespit etti. Antalya'da 33 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Özkan, 4 gün önce rahatsızlanan babasına "Babacığım, kendine dikkat et, seni seviyorum." diyerek kayıplara karıştı.
4 gündür çocuklarından haber alamayan aile savcılığa başvurdu. Gelişmeler üzerine sahil güvenlik ekipleri denizden arama çalışması başlattı. Gelişmeler üzerine polis ve itfaiye ekipleri tarafından karanlığa rağmen bölgede karadan da arama çalışması başlatıldı. Ancak başka bir ize rastlanılmadı. Antalya'nın Alanya ilçesinde "Öğretmen Benim" sloganıyla düzenlenen E-Twinning projesi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'nın dört bir yanındaki okullarla birlikte internet üzerinden yapılan eğitimler başarılı sonuçları da beraberinde getiriyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde "Öğretmen Benim" sloganıyla düzenlenen E-Twinning projesi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'nın dört bir yanındaki okullarla birlikte internet üzerinden yapılan eğitimler başarılı sonuçları da beraberinde getirdi. Alanya Melihat Seher İlkokulu sınıf öğretmeni Nuran Demir tarafından hayata geçirilen ve "Öğretmen Benim" sloganıyla düzenlenen E-Twinning projesi kapsamında Türk, Azerbaycan ve Romanya'dan yaklaşık 15 okul katılım gösterdi. Öğretmenlerin de yer aldığı ve giderek katılımcının arttığı proje kapsamında aynı yaş grubundaki öğrenciler çeşitli etkinlikler, aynı etkinlikleri yaparak başarılı sonuçlar elde ettiler. Proje hakkında bilgiler veren sınıf öğretmeni Nuran Demir, "Öğretmen Benim E-Twinning projesinin kurucusuyum. Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir okulda bulunan öğretmen arkadaşımla projeyi ortak yürütüyoruz. Projemiz çok etkili oldu. Geri dönüşler çok güzel oldu," dedi. "Öğretmen Benim de öğrencilerimiz kendi derslerini kendileri anlatıyorlar. Hatta ortak olduğumuz okullarla bir araya gelerek yine canlı derslerimizle birlikte yaptık, birbirlerimize ders anlatımlarında bulunduk. Projemiz çok etkili oldu. Öğrenciler bu sayede kendilerine güvenleri gelişti." Ve sırada günün önemli spor gelişmeleri yer alıyor. Teşekkür ediyorum. Spor haberleriyle bir kez daha karşınızdayız ve yine ilk haberimiz ikincilikten olacak. Tarsus İdman Yurdu diyelim. İkincilik kırmızı grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu yarın evinde Bayburt Özel İl İdaresi ile karşı karşıya gelecek. Takımdan yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Barış Türkmen ve Aytaç Ödem kadroda yer almazken Ferhat Duman, Samet Eker ise takımla birlikte idmanlara başladığı açıklandı. Tabii bizi mutlu eden bir olay ise altyapıdan kaleci Umut Odacı'nın kadroya dahil edilmesi. Burada alacağı süre önemli. Hani süre verilir ya da verilmez ama oranın atmosferini yaşaması da o genç kardeşimiz için, altyapıdan gelen genç kardeşimiz için ve onunla birlikte diğer altyapı oyuncular için de bir emsal oluşturuyor diyebiliriz, umarız. Hani asıl kaleci bir sakatlanmaz ama skorla alakalı yeterli skoru elde edersek genç kardeşimize de 5-10 dakikada olsa futbol tabiriyle bir şans doğar diyelim ve o heyecanı da ilk kez de olsa yaşar diyelim. Bayburt maçında da temsilcimize başarılar diliyoruz. Evinde çıktığı ikinci yarıda evinde çıktığı 4 karşılaşmada 10 puan toplamıştı. Umarız bir kez daha 3 puanı alan taraf Tarsus İdman Yurdu olur diyelim. Voleybol Ligi ile devam edelim. Kadınlar Voleybol 2. Liginde şehrimizi temsil eden takımlarımızdan sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın voleybol takımı ikinci olarak 5. grubu tamamlamış ve yarı finallere adını yazdırmıştı. Ankara'daki ilk deplasman maçına çıkacak bugün temsilcimiz. Bahçeli Evler Belediyespor'la oynayacak. Burada ilk 2 sırayı alırsa da final gruplarına yükselecek. Bu karşılaşma bugün saat 14'te. Umarız ilk galibiyetimizi, ilk maçımızda alan taraf oluruz ve diğer maçlardan çıkacak sonuçlarla birlikte de final gruplarına adımızı yazdırırız ve neden olmasın bir şampiyonluk diyelim. Kızlarımıza da başarılar diliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türk futboluna bir bomba etkisi yaratan Ahmet Çakar, eski bir FIFA kokartlı hakemin Ahmet Çakar'ın yorumculuk yaptığı bir televizyon kuruluşunda ortaya attığı bir iddia vardı. Neydi bu iddia? Fenerbahçe'nin şampiyon yapılmayacağı bu sezonla ilgili müthiş bir iddia ve bunun sonrasında tepkiler sonrası şu anda Süper Lig'de faal olarak, yani hali hazırda Süper Lig'de görev alan bir hakemin kendisine Ekim ayında yanlış hatırlamıyorsam söylediğini iddia etmişti. Ama "beni öldürseler bile
bu ismi size vermeyeceğim açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu dün resmi sosyal medya hesabından, özür diliyorum, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunduğunu açıkladılar Ahmet Çakar'la ilgili. Fenerbahçe Spor Kulübü de buna istinaden TFF'nin bu yapmış olduğu açıklamaya memnuniyetini dile getirdi. Geç de olsa güzel bir durum. Biz de merakla bu kararı bekliyoruz ya da nasıl bir sorun çıkacak bekliyoruz denildi. Ahmet Çakar ise başıma ne gelirse gelsin ismini vermeyeceğim diye bir açıklaması var. Biz de gerçekten merak ediyoruz. 2011'deki Şike olaylarından sonra belki de Türk futbolunun en önemli sorunlarından bir tanesi. Özellikle hakemlerin çokça tartışıldığı VAR sistemine rağmen kulüplerin lehte ya da aleyhte verilen kararların çokça tartışıldığı bir sezonda Ahmet Çakar'ın bu şekilde bir iddiayı ortaya atıp geriye çekilmesi de enteresan. Umarız gerekli çalışmalar yapılır ve gerekli kararlar alınarak Türk futbolunun en azından bu süreçte, bu pandemiyle birlikte zaten zor günler geçiren kulüplerimizin ya da hakem camiasının da bir nebze olsun rahatlamasını sağlar diyelim. Spor haberlerinin bugünlük sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Sun TV Haber Merkezi'nce hazırlanan ajandayla karşınızdaydık. Yarın aynı saatte iyi haberlerde buluşmak ümidiyle. Esen kalın.